Akıllı teknolojilere hoş geldiniz. Bu hafta Samsung Galaxy Watch 4 serisinde YouTube videoları oynatabilen, uygulamaları başlatabilen, harici arayüz kütüphanesi veya kamera kontrolü gibi en iyi uygulama alternatifleriyle devam ediyoruz. 3 ayrı bölümde paylaştığım detaylı inceleme, kullanım ipuçları ve Huawei Watch 3 serisiyle karşılaştırma videolarını merak edenler şuralara ve şuralara uğrayabilirler. Tekrar merhabalar, umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Samsung Galaxy Watch 4 serisinde Tizen yerine Google Wear OS işletim sistemine geçerek harici uygulama desteğini önemli ölçüde arttırdı. Bölümde bahsedeceğim tüm uygulama linklerinin açıklamalarda olduğunu da hatırlattıktan sonra başlangıcı favorilerimden olan akıllı saatinizdeki uygulamaları çok daha pratik ve hızlı açabilen Wear Gesture Launcher ile yapalım. Hem cep telefonlarına hem de akıllı saate yüklenen uygulamaya önce ister sık kullandığınız, isterseniz de tüm uygulamalara özel bir şekil atayarak kaydediyorsunuz. Sonra da ekranın belirleyeceğiniz bir noktasına bir kere basarak önce launcher'ı aktif hale getiriyor, sonra da ilgili şekli ekrana çizerek istediğiniz uygulamayı açabiliyorsunuz. Telefondaki uzantısını kullanarak da hem ayarları hem de uygulama şekillerini özelleştirebilirsiniz. Marketten ücretsiz olarak indirebileceğiniz uygulamanın kullanımı da aynı şekilde ücretsiz. Devam etmeden önce sizden küçücük bir ricada bulunmak istiyorum. YouTube içerik üreticilerinin sayısının artmasıyla beraber özellikle teknoloji kanallarının büyümesi artık iyiden iyiye yavaşladı. Bu aşamada 20 bin aboneye daha hızlı ulaşabilmem için desteğiniz benim için gerçekten de çok önemli. Yapmanız gerekense videoyu sadece 3 saniyeliğine durdurup önce kanala abone olmak, sonra da bölümü beğenmek o kadar. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Sırada benim de favorim olan ve içerisinde ücretli ve ücretsiz binlerce saat şekli bulunan Facer var. Android, Tizen veya Apple Watch gibi birçok farklı platformda kullanılabilen uygulama, üretici firmaların yerleşik arayüz marketlerinden çok daha zengin bir kütüphaneye sahip. Her biri kendi içerisinde özelleştirilebildiği gibi paralı versiyonları satın almadan önce saatinizde deneyebiliyorsunuz da. İçerdiği tasarımlara bakmanın en kolay yolu ise cep telefonundaki uygulamasını kullanmak. Marketten ücretsiz olarak indirilen uygulama ile ister siz ücretsiz versiyonları kullanabilir, ister sadece beğendiğiniz temaları satın alabilir, ister dönemsel indirimleri takip edebilir, isterseniz de aylık veya yıllık gibi abonelik seçeneklerinden birini tercih ederek her bir tasarımı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Son bir hatırlatma olarak meraklıları Facer Creator ile kendi arayüzünü yaratabilme seçeneğine de sahip. Sırada akıllı saatimde belki de en çok kullandığım uygulama olan Shazam var. Ortamdaki şarkıyı hızlı bir şekilde tespit edip Spotify listeme otomatik olarak eklenmesini sağlayabiliyorum. Uygulama ile akıllı saatten müzik dinlenemiyor. Ancak sonuçlar anında telefon ile senkronize ediliyor. Üstelik arama yaparken internete bağlı değilseniz şarkının bir bölümünü saklayıp sonucu size sonradan da verebiliyor. En güzel taraflarından biri de her şeyiyle ücretsiz olması. Kamera kontrol uygulaması ile sadece Samsung markalı cep telefonunuzdaki kamerayı uzaktan kontrol ederek video veya fotoğraf çekebilirsiniz. Her ne kadar bende önceden yüklü olarak gelmiş olsa da bazı takipçilerimde bulunmadığı konusunda bilgiler alıyorum. Uygulama marketinden de ayrıca indirilemediği için desteklenmeyen modellerde telefonun kamerası uzaktan kontrol edilemiyor. Bu sorunu harici bir alternatif olan Camera One ile çözebilirsiniz. Marketten ücretsiz olarak indirilebilen uygulamanın bedava sürümüyle sadece telefonun arka kamerası üzerinden kadrajı görebilir, fotoğraf veya videolar çekebilirsiniz. Üstelik bu sırada telefonunuzun açık olması bile gerekmiyor. Ancak tek sefere özel yapacağınız ödeme ile güvenlik kamerası, bebek monitörü, ön kameraya erişim, telefondaki sesi uzaktan duyabilme, bezeli kullanarak zoom, enstantane veya beyaz dengesi gibi ayarlara erişim olmak üzere birçok ek özelliği aktif hale getirebilirsiniz. Camera One uygulamasını satın aldıktan sonra açıkçası yerleşik kamera kontrol uygulamasını bir daha hiç kullanmadım. Samsung'un akıllı saatlerinde artık Google'un Wear OS işletim sistemine geçmesine rağmen sesli asistan olarak maalesef hala Türkçe dil desteği bulunmayan Bixby kullanılabiliyor.
Bu nedenle mesajlara sesli yazı yazma özelliğiyle cevap veremiyoruz. Gboard bu aşamada hem Türkçe destekleyen sesli yazı yazma özelliği hem de ek olarak sürükleyerek yazı yazma gibi son derece pratik ve hızlı çözümleriyle öne çıkıyor. Marketten ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz uygulama bence Galaxy Watch 4 serisinin olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Google uygulamaları ile devam edersek, akıllı saat üzerinden alışveriş listesi veya yapılacaklar gibi hızlı notlar alabileceğiniz bir alternatif olarak Google Keep öne çıkıyor. Çünkü hem bilgisayar, tablet veya telefon gibi diğer cihazlarınız ile senkron çalışıyor, hem bütün notlarınıza buradan ulaşabiliyor, hem de notları sesli yazı yazma özelliğiyle kaydedebiliyorsunuz. Marketten yine ücretsiz olarak indirilebilen uygulama, bence şu anda Galaxy Watch 4 serisinde kullanılabilen en başarılı not uygulaması. Samsung'un Tizen işletim sisteminden vazgeçmesiyle beraber bence kazandığımız en önemli uygulamalardan biri de Google Maps. Mevcut konumunuzu görebildiğiniz gibi yürürken, bisiklet kullanırken veya araç sürerken yol tarifini detaylı olarak görebiliyor veya dönüşlerde titreşimli uyarılar alabiliyoruz. Telefonla da oldukça başarılı bir şekilde senkronize çalışan Google Maps, bence istikrarlı bir şekilde güncellenen yolları, gezilecek yerleri ve kurum bilgileriyle en iyi navigasyon uygulaması. Spotify müzik uygulamasının virüs sürümünde yakın zamana kadar kullanılamayan offline müzik dinleme özelliği yeni güncelleme ile artık Galaxy Watch 4 serisine de geldi. Böylelikle uygulama üzerinden artık istediğiniz liste veya şarkıları saate indirerek Bluetooth kulaklık veya hoparlör üzerinden dinleyebiliyoruz. Özellikle ülkemizde hala kullanılamayan eSIM desteğinin yokluğunu da düşünürsek şarkıları indirip telefon olmadan dinleyebilmek önemli bir özellik. Küçük bir ekleme olarak akıllı saatin hoparlörünü maalesef hala sadece Samsung'un yerleşik müzik uygulaması üzerinde kullanabiliyoruz. Akıllı saatinize mutlaka yüklemeniz gereken uygulamalardan bir diğeri Samsung'un kendi internet tarayıcısı. Uygulamayı kullanarak önceden tanımlanmış olan YouTube, Google veya Samsung gibi sitelere erişilebiliyor. Bu aşamada özellikle YouTube videoları sıkıntısız bir şekilde üstelik akıllı saatin hoparlörüyle de seyredilebiliyor. Marketten ücretsiz olarak indirilebilen uygulama üzerinden istediğiniz diğer sitelere de erişebilirsiniz. Eğer kanalda daha önce incelemesini yaptığım Philips Hue akıllı aydınlatma sistemlerine sahipseniz Hue Essentials'a bayılacaksınız. Uygulamayı hem saatinize hem de telefonunuza ayrı ayrı indirip yine ayrı ayrı köprü tanımlamasını gerçekleştirmeniz gerekiyor. Sonrasında evdeki tüm ışıklarınızın listesine ulaşarak açıp kapama, parlaklık veya renk değiştirme gibi ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Uygulamayı marketten ücretsiz olarak indirip de kullanabilirsiniz. Son önerim kaydırmalı bulmaca oyunu olan 2048. Uzun zamandan beri favorilerimden olan oyundaki amacınız aynı sayıları birbirleriyle toplayarak 2048 sayısına ulaşmak. Bence akıllı saatiniz ile keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak, üstelik de ücretsiz olarak indirilebilen son derece güzel bir alternatif. Evet, umarım bölümde bahsettiğim uygulamaları beğenmişsinizdir. Eğer sizlerin eklemek istediği farklı seçenekler varsa lütfen yorumlarda belirtin. Böylelikle bizler de farklı uygulamaları öğrenmiş oluruz. Bir de videoyu sonuna kadar izleyen takipçilerim arasında hala abone olmayanlar varsa bana destek olmak için aşağıdaki abone ol düğmesine basabilirse çok sevinirim. Haftaya farklı bir bölümde veya teknoloji meraklarına yönelik birçok içerik bulabileceğiniz önceki videolarımda tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.